hoş geldin Erman abi. Ben Erdal Yayla. 29 Temmuz 1988 doğumluyum. İzmir'in Aldır'da oturuyorum. İlk güvercin sevdamı da amcaoğlumda gördüm. Yaklaşık 20-25 sene önce. 15 senedir de kendimiz uğraşıyoruz. 5 senedir profesyonel olarak uğraşmaya çalışıyoruz. Kendi hobimizi kendi çapımızda yapmaya çalışıyoruz. Bir 15 sene önce başladım. Bugüne kadar da sadece şebap ırkı baktım. İlk Emin Turan vardı bizim, Emin abimiz vardı. Emin abimizin yanında öğrendik şebap kuşunu biz. Ondan sonra biraz miski kürenk baktık, bırakmak zorunda kaldım. Sonra bıraktım ama 4-5 ay bırakabildim. Daha fazla bırakamadım. Sonra tekrar başladık. Arap merakı sardı sonra. Sağ olsun İstanbul'dan Akın Bozkuş abimiz var. O bize yardımcı oldu. Onun Araplarından edindik. Bir 5 senedir de onlarla uğraşıyoruz. Kendimize göre de yavrularımızı çıkarttık. Güvercin beslemek benim için her şey demek. Çünkü ben bütün günümü onlarla geçiriyorum. Bütün vaktimi onlarla geçiriyorum. Hani sabah uyanırım, açarım kuşlarımı, çiftanelerimi, tek tek salarım hayvanlarımı. Öyle hepsini bir de salmam. Otururum, izlerim onları. Onlar hasta olduğumu üzülürüm. Kendim hasta olmuş gibi oluyorum. Çünkü seviyoruz biz. Sevdiğimiz için besliyoruz. Hiçbir zaman satmanın peşine düşmedik. Onun için de oluyor. Allah veriyor, Allah'a şükür. Yani hep Arap istemişimdir. Ufaklığımdan beri hep böyle zil Araplarım olsun istemişimdir. Bulduğumu da inanıyorum. Biraz da formata düştük bu ara. Şimdi biraz formatlı Araplar da yapmaya başladık. Şimdi daha çok göz zevkimizi doldurmaya başladılar. Açtığımız zaman kuşlarımız yetiyor bize. Oturduğumuz zaman bütün hevesimi alıyor benim. Bütün stresimi, her şeyimi alıyorlar benim. Ya benim için iyi bir Arap şebap, yani en başta renk olması lazım. Çünkü Arap adı üstünde, yani zil olacak rengi. Ama renk oluyor diye de yani formattan da vazgeçmemek lazım. Hani şimdi çok kuş var piyasada. Renk var tamam ama format yok, kelle yok, boğaz yok. Öyle de oldu mu göze hitap etmiyor. Yani göze hitap etmesi lazım her şeyden önce iyi bir şebap. Peki benim gözlemlediğim, şimdi bunların bu boyun şalları, mor olanları var, yeşil olanları var. Bununla ilgili hangisi makbul senin için veya yarışmalarda hangisi daha değerli, ya da ikisi de olabiliyor mu, böyle bir kriter var mı? Yani şimdi ikisi de olabiliyor yarışmada. Yarışmada herhangi bir sıkıntı çıkartılmıyor ama biz yeşil de var, mor da var. Yeşil daha çok seven var, moru daha çok seven var. Ben ikisini de seviyorum, ikisi de var bizde. Ben bunlardan aldığım yavruları, incir altında bir abim var benim. Onun bahçesi var. Onun bahçesinde uçurduk biz. Yaklaşık bir 40-50 dakika havada kalıyor. 4-5 ile çıkıyorlar. Tabanları yok. Çok uzun gitmiyorlar öyle. Ama oynuyorlar yani. Uçurduk, oynattık biz bunlarda. Tabii künyeleme yapıyorum kuşlarıma. Hem yarışma için hem kendimiz yanılmayalım diye künyeleme şart. Yani künyeleme lacivertler bu sene var. Geçen sene kahverengiyi takamadık. Biz sıkıntılar oldu. Kahverengi künyeyi boş geçtim. Onun için festivallerde de bulunamadık. İnşallah lacivertlerde yerimizi alacağız. Hayalimdeki kuşu, kendi yavrumuz var bir tane, kahve künyeli, kaçırdık künyesini. Onda iki tel ak kuyruğum olsaydı bulmuş gibi bir şey olacaktım. Yani bana yeterdi. Biz zaten kendimize beslediğimiz için iyi, yani bir erkeğimiz var hoşumuza giden. Ama hala da... Tabii hala da arayış içerisinde. Ama arayış bitmiyor abi ya. Arayış hiçbir zaman bitmiyor yani. Sürekli koymaya çalışıyoruz üstüne. Her geçen gün
kuşların fizik yapıları, kafa yapıları gelişiyor. Sence bunun sebebi nedir? Şebap kuşları sence ne kadar orijinal bir ırk özelliği taşımaktadır? Yani şimdi şebap kuşunda artık bana göre, ben kendi fikrime göre orijinallik yok. Çünkü ister istemez kırıldı hayvanlar. Çünkü o kelle, o boğazlar kolay kolay olmaz yani. Eski kuşlarda şimdi bende kaç sene önce, bir 8-10 sene önce de miski kürekler vardı. Hiç öyle değillerdi yani. O kelleler, o boğazlar yoktu. Şimdikilerde çok muazzam kelle boğaz oldu yani. O zaten orijinallik, orijinal taklacı şebapta benim fikrime göre öyle bir şey olmaz yani. Bunlara başka bir kuşlar girilmiş olma ihtimali var. Var, var tabii tabii. Bence benim fikrim girilmiş yani. O çok net. Bakıcı kullanıyor musun? Bu kuşlar kendi yavrularına iyi bir şekilde bakabiliyorlar mı? Bakıyor. Ben bakıcı olarak kullanmıyorum abi. Hiçbir zamanda kullanmadım. Çok eskiden beslediğimde de kullanmadım. Hep kendisine baktırmışımdır ve çifter çifter de yavru büyütüyorlar. Güzel ortam yaratıldı mı kuşa çifte, çok iyi bir şekilde yavru veriyorlar yani. Ben daha iyi oluyor. Anne baba kendini yapıyor. Yavruya kustukça güzelleşiyor. Biz 2-3 ağız yavru alıyoruz bir çiftimizden. Onu dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra o hayvan çok güzel geliyor izlemesi. Peki senede kaç bir takımdan ne kadar yavru alınabilir? Ne kadar yavru alıyorsun sen kendin? Yani biz en fazla senede 3 takım 4 takım. Geçmez 3-4 takımı. O kadar yetiyor zaten. Çok da fazla hani üretip anneyi babayı yıpratmıyoruz. Dişiyi değiştiriyoruz yeri gelip. Dişileri daha çok dinlendiriyor bir erkeklerdense. Sisteminde dişi erkekler ayrı duruyor zannedersem. Tabii, değil mi? Tabii dişi bölümü ayrı, erkeklerin bölümü ayrı. Yavrular duruyor. Bakıyoruz kızışmış, erkek çıkmış, hemen erkek bölümüne atıyoruz. Peki dişiler kendi aralarında durduğu zaman erkeksiz yumurta yapıyorlar mı? Evet, yapıyorlar. Yumurta evet, boş yumurta yapıyorlar tabii. Yavru çıkmıyor yumurtadan. Herhangi bir hiç şey olmuyor. Yapıyor yumurtasını, yatıyor boş boş. Dinleniyor. Kadar aldığın en pahalı güvercini soracağım, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kuş ne kadar aldın? Arap'tı gene. Bir takım Arap aldık 4000 liraya. O da gayet beğendim yani kuşları. Güzel oldu. Hiç de pişman değilim. Erdal, bu Arap şebap güvercini, şebap güvercin kategorisinde 5 renk oluyor. Miski, kürenk, çakmaklı, mavi, bir de Arap oluyor. Evet abi. Ama bu Arap her zaman bir tık geri planda kalmış gibi görüyorum ben. Miski ile kürenk her zaman bir numaraydı. Çakmaklı ile mavi ikinci numaraydı. Planda. Arap da üçüncü sıradaydı. Bunun nedeni nedir? Bu Arap ne zaman ön tarafa gelecek, bir sıralamada değişiklik yapacak? Yani Arap şimdi yavaş yavaş çoğu miski kürenk mesleğen abilerimizin kümesine yayılmaya başladı. Onlar da öne taşımaya çalışıyorlar. Sana ayrıca teşekkür ederim abi. Arap konusunda, Arap şebap konusunda destek verdin bize de. Çünkü biz de istiyoruz bir yerlere gelsin. Hani miski kürenk gibi seçilsin. Miski kürenk gibi gözde olsunlar. Çünkü Arap kuşu asil bir kuş ya. Bunu hak ediyor Arap kuşu yani. Belki biliyorsundur. Ben de besledim bir dönem bunu. Sefa abinin İzmir'de yaptığı bir festival vardı 2007 yılında. Orada ikinci olan takımı bana hediye etmişti. Evet, biliyorum abi. Arap erkeği çok iyi bir erkekti. Rahmetli Diyarbakırlı kuyumcu Mustafa'nın öz kuşlarındandı. Tamam abi. Sefa abiye de buradan teşekkürlerimizi, selamlarımızı gönderelim. Selamlar olsun Sefa abimize. Şebab'ın atasıdır kendisi. Evet. Biz öyle deriz. Şebab'ın atasıdır Sefa. Ararım abi. Bir takıldığım yer olursa Sefa abime sorarım. Telefonda evet. İrtibattayız sürekli. Vallahi o takımdan ben inan evimin balkonuna bir çift tane de baktım onlara. Uzun süre, 2-3 sene besledim ben onları. Bir düz yavrusunu da, valla ismini hatırlayamadım, Eskişehir'de bir arkadaşa gönderdim, affetsin beni. Aha. Düz olarak yarıştırdı, Çorumlu zannedersem birinci oldu. Benim verdiğim bir yavruydu. Maşallah. O da böyle bir dönem bende Arap merakım vardı. Çok zevkli kuşlar, asil kuşlar. Böyle bir de kuyrukları 2'ye 2, 3'e 3 oldu mu böyle saldığın zaman masada. Çok tatlı duruyorlar çok o zaman abi. Biz de bakalım, zaten düz var, bu sene çok düz yavru aldım. Büyük ihtimal düz yavruyla yarışacağız biz de. Bu İzmirli erkeğin yavrusu abi.
tabii abi. Yani şimdi düz yavru aslında akkuyruk daha çok puan alıyor. Ama bu yani alt kapak üst kapak var. Alt kapak üst kapak da Arap'ta direkt eleniyor. Böyle bir şey olmaması lazım bence. Çünkü Küneyt'te Miski'de böyle bir şey yok. Olabiliyor ama puan düşülüyor. Bunun için Arap biraz bunun için de geride kalıyor biraz. Şimdi yarışmalara da çok gidilmiyor onun için. Hani düz götürmek istemiyor kimse puan düşüleceği için fazla. Çok az oluyor. Arap ırkı hani artık gelemiyorlar mı? Aslında biz de gidemiyorduk. İşte biz bu seneden itibaren Allah izin verirse gideceğiz. Hani Arap'ın daha çok olması lazım. Daha iyi yerlerde olması lazım. Arap kuşu festivallerde çok az. İnanılmaz az oluyor. Abi kuşlara eşe ederken eksiklerine göre eşlerim. Hani birinin ayağı biraz daha zayıfsa biraz daha ayaklı kuşlarım var. Onlarla eşlerim. İşte birinin beli zayıftır. Beli kalın olan dişlerim var. Erkekleri onu çekerim. Hani hangisinin eksiği neyse onun eksiğine göre tamamlamaya çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim abi, pek güvercin ilacı kullanmıyorum ben. Çünkü hasta olmuyor kuşlarımız kolay kolay. Hani ufak tefek, gıkıktır böyle. Ufak hastalıklar geliyor gidiyor bize. Hasta etmiyoruz kuşları. Ben çünkü çok ilgileniyorum kuşlarımla. Ben neredeyse uyanıp kalktığım zaman akşama kadar kuşlarlayım ben. Tek tek onu salıyorum, ona bakıyorum. Ne diyorum, paçalarında kırıklık olmaz, pislik olmaz. İlgilendiğimiz için de hasta olmuyor. Şimdi millet haftada bir kere iki kere gidiyor kümese. O şekil bakıldı mı tabii ne yapsın hayvan? Hastalanıyor bir yerden sonra. Önemli olan zaten ilaç kullanmak ve hasta etmemek değil mi? Evet, evet doğru abi. Şebap güvercin üreticileri verdiği yemeğin karşılığını maddi olarak geri alabiliyor mu? Şebap Arap güvercin fiyatları ortalama olarak ne seviyelerde geziniyor şu anda? Yani maddi olarak verdiğini herkes geri alamıyordur. Biraz değişik yani bu. Herkes alamıyor verdiğini ama fiyatlar çok uçuk. Aşırı uçuk yani. Şu an sorulsa hani 10 bin, 20 bin, 30 bin Arap bahsediyorum sadece. Bu kürenge miskiye girince 70 binler, 90 binlerden bahsediliyor. İşte kuşun kalitesine göre. Tabii tabii kuşun kalitesine göre, vasfına göre, istenilen özelliğe göre. Bunlar üst limitler. Tabii bir de adamın beğenmesi var. Ben beğendiğin kuşa ne kadar fiyat biçilirse biçilsin alınıyor yani. İnsanın gözü parayı görmüyor. Kuşu beğendikten sonra. Beğendikten sonra. Sonra hiçbir şekilde gözü görmüyor. Bunun fiyatını alıcıyla satıcı belirliyor. Galiba. Aynen abi, aynen. İnsanın alma isteği onun fiyatını belirliyor. Tabii. Eğer ben bu kuşu çok almak istiyorsam, yani piyasada 5 liralık bir kuş ama ben o kuşu istiyorsam 7 veririm, 8 veririm, o kuşu alırım. Tabii onu alır koyarım yani. Beğeniyorsam, onu tutuyorsam, hoşuma gittiyse, olsun istiyorsa insan alır yani. Genç arkadaşlarımız izleyecek. Böyle tamam Arap şebap güvercinine merak sarsalar. Onlara ne tavsiye edersin, ne önerirsin? Güvercin beslemekle ilgili, Arap şebapla ilgili ne tavsiyelerde bulunabilirsin? Yani şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Görerek alınsın. Hani çok istiyorlarsa gitsin gözleriyle görsünler. Çünkü internetten alınma olmuyor. Alınıyor, istendiği gibi çıkmıyor. Bu sefer hayal kırıklığı oluyor, heves kaçıyor. Hani o hevesi de kaçırmamak lazım. Mesela ceperkülü gibi kuşu böyle alttan çekip. Böyle kuş iyi böyle iyi duruyor böyle çok güzel duruyor ama geliyor öyle değil. Bir de 100 fotoğrafta bir tane bir pozunda böyle yakışıklı çıktı. Onu 99'unu silip onu paylaşıyor. Tabii bu sefer olmuyor. Kuşu gerçek canlısını gördüğün zaman hoşuna gitmiyor. Heves kaçırıyor. Belli bir emek vermiş oluyor ona da alacağım edeceğim buraya. Biz en son aldığımız kuşları da gece 3.40'da gittik otobara abi. Gece 3.40'da yasak günüydü gittik. Eyvah eyvah. Vallahi yasak günüydü gittik aldık geldik. O kadar merak var ya. Tabii tabii. Arap şebaplarda gaga ve tırnak zannedersem çok önemli. Bunların nasıl olması gerekiyor? Form hani istenilen yarışma formatları ne? Damızlık olarak nasıl besleniyor? Fark ediyor mu? Tırnak rengiyle gaga rengi uyumlu mu olması lazım? Bunların hakkında bilgi verebilir misin? Tabii abi. Yani abi şimdi şöyle bir şey. Hayvanların tırnaklarında simsiyah olacak. Arap'ın tırnağı siyah olacak. Gagası sakız gibi böyle. Hafif bir zikri olacak ucunda. Gagası bozuk olmayacak böyle. Kapkara gaga olmayacak. Ya da tırnağında beyazlık olmayacak. Ama şöyle bir şey var, bundan gene bir 10-15 sene önce
Bizde o zaman Musul Arapları diyorlardı. Kısa gagalar vardı. Musul Arapları vardı. O Araplardan beyaz yavru düşürdüm ben. İki tane düz zil Arap'tan, paçasında bile beyazlık yok. Ben beyaz yavru düşürdüm. Onu burada oyuna soktum. Hayvan oyundan inemedi buraya. Bir hafta 10 gün çatıda yattı. Sonra da bulamadık hayvanı. Ya artık atmaca aldı ya bir şey oldu hayvan, ama çok da güzel oynadı abi. Bunların yani esas bu şebabın zannedersem, bana da sorarsan geldisi Irak'taki o zil Arapların. Değil mi? Musul Arapların. Musul Arapların devamı bu kuşlar. Bizdeki şebaplar da gene oranın Yusufi dedikleri. Değil mi? O kısa gagalar, yuvarlak kafalar hep. Aynen. Hep oradan gelme. Bu kuşların bunlar biraz daha bizim burada evrimleşmiş hani. İşlenmiş hali. Evet, biraz daha işlemişler oradakiler onları. Oradakiler bu kuşların bence ataları. Zaten onlar da hiç aynı kuyruk olmuyor. Hepsi düz kuyruk oluyor onların. Tabii abi. Damızlık olarak olabilir. Mesela kuşun gagası bozuk olur. Tırnağında beyazlıktır ama onu damızlık olarak kullanıyoruzdur. Hayvanın altı iyi çalışıyordur. O olabilir. Zaten hepsi yarışmalık çıkacak diye olmuyor. Bir de yarışmalarda bunlarda elenme sebepleri neler oluyor? Hani yani işte karışık kuyruk yarışmıyor zannedersen. Evet. Eserli kuş yarışmıyor. Başka neler evet, var? Kör kuş yarışmıyor. Uzun paça, sert paça yarışmıyor. Dadaş paça dedikleri. Evet, diskalifiye oluyor. Ondan sonra en çok yakındığımız alt kapak, üst kapak. Arap konusunda onu çözülmesini istiyoruz. Buradan çünkü tekrar evet. Mustafa Gülen Sayın Başkanım. Evet. Erdal'ı onu çözülmesini istiyoruz başkanım. Dinleyelim Erdal kardeşimizi. Arapçıdır kendisi. Şikayetlerini... Ortağın, can yoldaşın Hasan Hüseyin'le biz şöyle bir çiftanelerini, kümeslerine bakalım. Tabii ki de abi. Hasan Hüseyin bize yardımcı olsun. Tabii ki de abi. Olur. Şöyle arkadaşlara şeylerini de gösterelim. Tabii çiftaneleri, kafesleri. Hasan Hüseyin, merhaba. Söz sende. Bir bize merhaba. Tanıt bakalım. Buralar nasıl? Ne yaptınız? Vallahi buralar nasıl? Dediğimiz gibi Akın abiden aldık bazı kuşlarımızı. Akın Bozkuş, Arapçı. Geldileri oraları. Tabii bir takım ondan koca olan ismi bir takım kuş aldık. O kuştan da yani Allah yani herkese nasip olmaz. Mesela 50 tane kuşta bir tane denk gelir. Biz mesela ilk yavruda bulduk. Sayısal loto gibi bir şey. Aynen öyle oldu. Bir görelim o zaman tabii, şöyle. Tabii. Önce bir çift taneleri göster. Çok beğendim tabii, ben arkadaşlar. Tabii. Böyle bir mandalı var, kapağı var. Şöyle içeride yemlik, yumurtalığı var, suluğu var, iki yumurtalığı var. Bu alt çekmeceli zannedersem değil mi? Tabii çekmeceli. Bunlar rahat çekilip temizlenebiliyor. Aynen öyle. Çok güzel. Ama bu şekilde bunlar, üretim yapıyorsunuz. Bunlar mesela yazlık diye geçiyor. Bunları biz ilk başta biraz düşünemedik. Üstümüz kapalı diye şey yapmadık ama geçen kış biraz zorladı bizi. Üstüne falan su geldi. Birazcık tahtalarda bir oynama oluyor. Dönme yapar, ıslanırsa döner. Aynen. Ama gene de bozulmamış. Kontrol plağı güzelmiş. Aynen öyle. İstersen şuraya bir iki tane salalım. Tabii salayım abi hemen. Erdal da bize abi. Şöyle anlatsın. Olur abi. Bu erkeğimiz yaşına yeni giriyor daha. Bu şu an yavru bakıyor. Dinlendiği zamandaki haliyle şu anki arasında iki kat fark var hayvanın. Sürekli çalışıyoruz bunu. Sürekli İsim takıyorsunuz mu kuşlara? Tabii. Bu İzmirli. İzmirli erkek bu. İzmirli erkek. Bu ilk hoşuma giden Arap erkeklerimden olduğu için İzmirli erkek bu. Ve şu an abi bu yavru beslediği için yarı yarıya bu kuş eksik. Eksik yani. Ha, gerçekten öyle denk geldik. Yapacak bir şey yok. Ama şey görür onu. Gören göz görür. Tabii. Ben de aynısını düşünüyorum. Anlayan adam anlar yani. Şöyle onu. Zaten şunu buradan böyle bir yakaladı mı? Hop yılan gibi maşallah. Rengi pul pul. Şu mesela 4-5 aylıkken abi biz götürdük. Hani masaya koyduğumuzda hani bunun iki katıydı hayvan 6 aylıkken. Evet. Ama şimdi ister istemez tabii yavruya kusuyorlar. Yavru besliyorlar. Tabii. İnceliyorlar yani. Bunda göz de çok önemli değil mi? Evet, abi. Göz Arap'ta Arap cincik gibi mi olacak? Aynen abi. Yani cincik gibi abi. En hiç olmazsa olmaz abi. Arap kuşuna bak abi. Burada 30-40 tane Arap var. Bir tanesinin yüzü bozuk değildir. Benim en çok dikkat ettiğim nokta o abi. Tabii göz gaga çok önemli. Evet. Bu da böyle lacivert bir yavrumuz abi. Bu yavru 4,5 aylık. Bu yavrunun gagası bozuk. Şöyle bozuk. Ufakken hastalandı bu yavru. Yeme yeni düşme zamanında bilirsiniz. Hayvan biraz kendi yerken anne baba yemi kısıyor falan rahatsızlandı o ara. Tam böyle bir ölüyordu. Kurtardık hayvanı. Gagayı çok antibiyotik kullanmak zorunda kaldık mecbur. Gagayı bozduk. Ama format olarak formatı yakaladığımıza inanıyorum ben bu yavruda.
Vallahi neydi, kılçıklı mı diyorlar böyle? Kıllı tüylü diyorlar. Kıllı tüylü vallahi. Kaşlı, kıllı tüylü. Kıllı tüylü, ünlü kaşlı. Her şey var kuşta yani maşallah şöyle, yani. Yani şöyle abi, kıllı tüylü derken şimdi çok fazla uzun da olmayacak, çok fazla kısa da olmayacak. Orantı dozunda aynen olacak. Aynen abi, orantı böyle dozunda. Baktım mı, evet abi baktım mı gözünde olacak ve bu yavru da kanat kuyruk makaslı yavru. Lacivert bu. İnşallah bunun, bundan bir önceki bıraktığımız masaya erkeğin oğulları var, dişileri var, kızları var. Onlarla festivallerde derece yapacağımıza inanıyorum. İnşallah Erdal'ım. Ben de format olarak beğendim. Sağ bunun olsun. Altında yavrularında gaga göz problemi de olacağını düşünmüyorum. Yok abi, hiçbir kanı, 6-7 tane kan yavrusu var, aynı alakalı. Kandan. Belki ileride de düzeltebilir. Evet, hani yaşını ona, devirdikten evet, sonra. Yavruya onu kusarsa belki de düzeltebilir. Bir de mesela normalde abi gagası bozuk olan kuşun ben daha görmemişim yani. Böyle bir göz yok yani. Evet. Hani gaga normalde bozuk olur. Göz de bozuk. Aynen öyle. Boz da bozuk. Göz de bozuk oluyor normalde. Ama bu kuşun gözlere dikkat edersen mavi abi yani. Beyazı da geçmiş artık. Biz yani yavruyken maviydi bunun gözleri. Biz dedik hani bu şey yavruluk gözü yani, değişecek bunun dönecek rengi. Dediniz. Dönmedi fazla. Böyle mavi kaldı. Oraya dön, oraya. O kadar çektirmek istiyor kendini. Evet. Şimdi iki tane abi, baba yiğit geldi. Evet abi, bunlar da abi İzmirli erkeğin yavruları. Evet. Bu yavrularımızdan öndeki erkek olan, arkasındaki dişi olan olarak tahmin ediyoruz. Tahmin ediyoruz tabii. Evet. Erkeklik olan yarışmayacak. Erkeklik olanın paçası sert. Ama dişilik olanı yarıştırmayı düşünüyoruz. Lacivertlerde boy gösterecek. Kuyruk orantısı 4'e 3. 4'e 3 geçerli bir şey. Oran. Tabii gagası, gözü tertemiz zaten. Tabanları çok iyi. Biraz kırmış ama gene tabanları bana sorarsan inanır. Erdal, ikisi de dişi bunların. Öndeki de dişiye benziyor. İnşallah. Abi öyle söylediler. Bir iki tane abimiz geldi. Evet. Abilerimiz sağ olsun, derneğimizdeki abilerimiz bizi hiç boş bırakmıyor. Mavi İzmir Şebap Derneği'ndeyim bu arada. Evet. Hep gelir giderler. Yoklarlar beni sağ olsunlar. Onlar fikir alışverişi yaparız birlikte. Muhabbet ederiz. Onlar da dişi dediler. Eğer zaten bu yavru dişi çıkarsa o zaman aradığım dişiyi bulmuş oluyorum işte abi. Bana göre yani. Bana yetecek. Güzel. Çok bir şeyde gözümüz yok. Kendimize yetecek kadar olsun, yetiyor. Çifte çift dişi bunlar Erdal. İkisi de dişi büyük. İnşallah, ihtimalle. İnşallah. Bir de erkekteki dişi olduğu zaman şey oluyor değil mi? Daha evet, kıymetli tabii oluyor, abi, daha abi, fizikli zaten oluyor. Yani. Erkek genleri taşıyor. Tabii ki de abi. Oluyor böyle. Aynen öyle abi. Mesela daha abi, ona çok oluyor. Dikkat ediyorum abi ben. O konuyu açmadık. Evet, ben genelde eşlerken erkekteki dişileri kendime ayırıp onları çalışıyorum sürekli. Valla erkekteki dişi akrepli de olsa, düz de olsa, her türlü çalışıyor abi. Kanadında beyaz bile olsa bırakacaksın arkadaş. O çünkü abi. İri geni kuş, iri abi. Geni aktarıyor yani. İri tabii kuş, tabii. İdris'in o şampiyon dişi vardı. O da büyük ihtimalle evet. Öyleydi. Erkek gibiydi. Değil mi? Dişi teki erkekti o. Evet, evet abi. İzmirli erkeğin... Erkekteki dişiydi, pardon. Erkekteki, evet abi. İzmirli erkeğin annesi erkekteki dişimiz. Mor künyeli o da. Onu evet. Da gösteririz şimdi. Onun rengi çok iyi. Bunlarda hem yarışmalık arkadaki hem format iyi. Peki Erdal, bu Arap'ta şu anda illerde hangi il önde? Hani bazı illerde bazı kuşlar önde oluyor ya. Abi şu anda hangi il bunları koşturuyor, önde koşturuyor? Abi şimdi İstanbul'du. Yani İstanbul hala daha önde. Adıyaman atak gösterdi. Son festivallerde Adıyaman'dan Mustafa kardeşimiz aldı. Yani Adıyaman'da da var. Adıyaman'da çıkarıyor. Güzel Araplar var Adıyaman'da da. Evet. Ama genelde İstanbul öndeydi yani. İstanbul'da da Akın abimiz, Akın Bozkuş. Şimdi mesela bunlar da iki kardeş ama çok enteresan. Birinin paçası yok, birinin paçası çok. Birinin boynu mor, arkadakinin boynu yeşil değil, değil mi? İşte ne kadar farklı çıkmışlar ya. Ben de demiştim, hem mor hem yeşil var bizde. Evet, iki hem kardeş arkadaşlar. Yani bu tam o musul dediğimiz kuşa daha yakın bir kuş. Evet. Hani yeşil oluyor onların genelde, pembe evet, olmuyor. Bu da pes pembe boyunlu. Ama şöyle bir şey var abi mesela, mor boyunlular nedense daha formatlı oluyor. Evet. Yani elimdekilere göre mor boyunlular biraz daha böyle kalın, biraz daha formatlı oluyorlar. Yeşiller biraz daha böyle orijinale yakın. Orijinali yeşil büyük ihtimalle. Evet. Çünkü Irak'takiler böyle yemyeşil ördek gibi. Değil mi? Arkadaki şalları hep yeşil, yeşil parlıyor. O biraz daha öz tarafına gitmiş, bu biraz daha bunların içine girenlere evet, gitmiş. Aynen abi, o şekilde olmuş. Çünkü bu paça şey bir paça değil yani, evet. Taklacı güvercininde olan bir paça değil. Yani. Malatya kuşlarında var bir tek bu. O evet. Da taklacı ama bunlara da Malatya kuşu girmemişlerdir büyük ihtimalle. Evet. Yani bunlarda biraz bir oynama var. Yani, soylarına bir şeyler girilmiş. Bir de bu yavrular çok ufak yavrular daha. Hani en fazla 3 aylık belki var yoktur yani bu yavrular. Maşallah. De mesela öndeki
babaya çekmiş abi. Arkadaki anneye çekmiş. Annesinin şalvarı yeşil. Hmm. Babanın şalvarı şey mor. Onun herhalde öyle denk gelmiş. Bir ondan yani. Bir ondan. Aynen. Evet. Bir dişiden almış, bir erkekten almışlar. Ama inşallah dediğin gibi ikisi de dişi çıkar bunlar. Güzel bir dişi daha geldi sahneye. Bu dişi de kendi yavrumuz. Bu dişi şu an 7-8 aylık bir dişi. Bu dişi daha yeni bıraktığımız yavruların annesi. Ağzı, gözü, rengi çok iyi. Elleri de iyi. Elleri biraz kırılmış. Bu da böyle genç erkeklerimizden gene. 6-7 aylık bir erkek yavrumuz bu da. İkisi farklı kanlar zaten. Annesinin, dişinin kan hattı farklı. Erkeğin kan hattı farklı. Yani elimizde kan olarak farklı... Kaç soy var peki elinde uğraştın? Abi elimde 5-6 soy var benim elimde. Hep biraz oradan, biraz buradan yapa. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben bu sene çözdük kuşları. Değil mi? Yani 5 senedir uğraşıyoruz. Bu sene çözdük kuşları. Artık bu seneden sonra inşallah tam istediğimiz, istenilen kriterlerde kuşları çıkartacağım yani. Ona inanıyoruz yani. Yavaş yavaş meyveler vermeye başlamış. Tabii abi, ince ince yavaş yavaş olacak inşallah. Maşallah. Dişinin mesela bak gene abi yeşilliği, şallığı yeşil. Erkeğin gene mesela bak morluğu daha fazla. Erkek daha kalın. Evet. Morlar biraz daha kalın oluyor sürekli. En azından bizimkilerde öyle oluyor. Büyük damızlık dişilerimizden. Bu dişiden ürettik kendimize. Bu dişinin soyu neredeyse. Elimizdeki dişi erkek kan hattı budur. Neneleri bu kuşlarımızın. Birazcık yaşı var bu dişimizin. Bunun adı var mı? İsim koydunuz mu? Buna koymadık abi. Ben koyayım buna. Cingöz olsun buna. Koy gözler ne biçim bunun böyle ya? Koy abi. Cingöz olsun buna. Tamam abi. Cingöz dişi olsun bu. Valla gözler cin gibi ya. Baksana nasıl kafası kadar gözü var maşallah. Aynen ya. Aynen abi. İşte bu Arap gözü açık göz eti. Göz eti dedikleri abi. Böyle olması evet, böyle olması. Göz eti çok önemli abi. Arap göz eti çok güzel gösteriyor Arap'ı. Ve bayağı da dinlendiriyoruz biz bu dişiyi. Bu istenilen özelliklere, şeylere yakın. Bir de bunlarda bir Arap'ta şey vardı. Oluklu gaga diyorlar böyle. Oluklu gaga hani biraz böyle etli böyle şey gelecek. Böyle evet. Saray gagası gibi sivri böyle evet, şey. Evet, oluklu evet gaga. Onu söylüyorlardı ama şimdi Şebap'ta yok şimdi aramıyorlar abi. Şebap'ta olmadığı için. Benim beslediğim dönemde o çok makbuldü. Bendekiler de öyleydi. Oluklu değil gaga mi? Böyle. Ve küt böyle gaga küt biraz. Böyle, evet. Tutmak evet abi. Gibi böyle kafayla orantılı oluyordu. Bunun, gözler de bu şekilde böyle. Evet. Etli böyle. Etli beyaz. Bunların mesela bu dişinin biraz daha bana göre biraz daha çene altıyla alın olsa bu dişi bana göre tek olur yani. Beyazı yok galiba değil mi? Yok. Kuyrukta? Yok. Düz bu ama dişi de düz. Ama zümrüt gibi rengi gerçekten arkadaşlar. Hani ben anlatmıyorum. Görüyorsunuz zaten. 4K çekim yapıyorum. Görüyorsunuz yani. Kuşun rengini, tüyünü. Ha buradan şeyi de söyleyeyim. Arkadaşlar bazen telefondan izleyenler görüntü kalitesi düşük diyorlar da onu telefondan izlerken ayar kısmından girip evet. 1080 ya da daha tabii, fazla yapabiliyorlar mı bilmiyorum ama. Tabii o zaten internet çekimine göre değişiyor abi. Otomatik bazı telefonlar daha düşük ayarlıyor. 720 ayarlıyor 480. Evet. Hani görüntüyü daha iyileştirmek için telefonunuzun video ayarlarına girip 1080p olarak bu görüntüleri daha net izleyebilirsiniz. Tabii, tabii abi. Yani bu dişi bizim severek beslediğimiz bir şey. Damızlık olarak kullandığımız kendimize güzel göre bize göre ben de beğendim. Hani Arap olarak iyi bir Arap. Maşallah. Bunlar nedir necidir? Abi bu erkek bizim koca olan dediğimiz erkek. Bir de şöyle bir şey var. Benim dezavantajım benim bahçem açıktı. Buraya inşaat yapıldı. Bizim boş arsa vardı. Orada güneşin altında salıyorduk biz kuşları. Evet. Arap kuşu da güneş görmemesi lazım. Yani bu koca olan yoksa rengi biraz mat gibi duruyor. Ama normalde rengi zildir yani hayvanın. Ama güneş görmesi hayvanların her zaman iyi abi. Hani biz kuşun rengi soluyor diye de güneş göstermeyecek değiliz. Çünkü hasta oluyor hayvanlar güneş görmediği zaman. Valla ben de o konuda şeyim. Hani tam bak, emin. Çiftleşecek bak. Emin değilim ama çok fazla güneş etki etmemesi lazım ya. Hani çünkü Irak'ta bir kuş gördüm ben. 7-8 saat uçuyor. Portakal gibi gagası var. Zümrüt gibi rengi var. Hiç bozulmuyor. Ha belki genetik yapılarıyla da alakalı olabilir ama güneşin ben çok bozacağını da hayvanı düşünmüyorum. Abi şöyle bizde de var öyle kuş. Mesela güneşin altında gezip rengini bozmayan da var. Bozan da oluyor. Ama yine de ister istemez abi bu en kaliteli kumaş da olsa ne kadar
güneşte tutarsan o kadar yakıyor, oluyor rengi yani. Bir de siyah olduğu için rengi çekiyor güneş. Tabii. Şu an biraz daha topladı rengini, biraz daha mattı yani. Erkeğin yalnız şeyi güzelmiş, ağzı, yüzü, gözü çok güzel. Bir de yavruya kusuyorlar şimdi, iki tane yavruları var maşallah. Dişimiz de düz, abi onu unutmadan söyleyeyim, düz dişi çoğu kuşumuzun annesidir. Aynen. Tam onu soracaktım ben evet, de. Evet abi. İki düzden ayna kuyruk yavru alınabiliyor mu? Geliyor abi, iki düzden ayna kuyruk geliyor. Bol ayna kuyruğu vuruyoruz, düz yavru çıkıyor. Tabii. Sürekli geliyor yani, o genlerinde var zaten, varsa, sürekli aynen, atıyor. O tamamen tesadüfe o. Aynen öyle. Mesela kromozomlar çiftleşirken, birleşirken ha, artık aynen öyle abi. Buna beyaz koyalım, buna koymayalım. Kendi aralarında kafalarına göre takılıyor. Aynen öyle abi. İki tane düz kuyruk kuşu vurduk abi. İki yavru da ayna kuyruk verdi yani. İki yavrunun da beyaz var yani kuyruğunda. İki mesela, de beyazı vuruyorsun, aynalıyı vuruyorsun. Aynen, altından düz veriyor. İkisi de düz veriyor mesela. Aynen öyle şeyler oluyor. Ama dediğimiz gibi bizim olayımız işte kuyruğu aynalı olsun, işte burası böyle olsun. Biz seviyoruz abi bu işi ya. Önce kuş kuş olacak aynen değil mi? Tabii tabii abi. Aynen öyle. Sen baktığın zaman böyle kuşa seni şey yapacak yani, tatmin edecek yani bu kuş. Maşallah. Öyle, çok... Erkek genç. 1,5 yaşında var yoktur abi erkek. Öyle herkesin de dediğini de pek şey yapmamak lazım abi. Hani işte bu kuş şöyleydi, bu kuş böyle. Ya sen kuşu beğeniyorsan beğeniyorsundur, besliyorsundur. Yani pek yani yeni başlayacak olan arkadaşlara da hani söylemek lazım bunu. Güzel abilerimiz var sağ olsunlar, bizi hani bilgilendiriyorlar. Ama tabii ister istemez biraz kendimiz de düşünüyoruz yani bir şeyleri. Çok takmamak lazım yani herkesin dediğini. Bir de Erdal şimdi genç arkadaşlarımızı korkuttu. Dedi bunlar 100 bin liralar, 800 bin liralar dedi. Adamlar videoyu kapattı gitti. Değil mi? Şimdi, yok abi, şimdi sen şöyle... bunların fazlalığını çoğaldığımı ne yapacaksın? Tabii. Biraz vermen gerekiyor. Tabii ki de abi. Tabii şimdi tabii buradan ki o zaman arkadaşlara söyleyelim. Aradal'da burada verebileceğiniz takımlar var tabii, değil mi isterlerse? Takımlar var. Olur, şöyle abi, olur. Yani ben şöyle söyleyeyim. Hani aslında para o kadar da mühim değil yani. Biz niye böyle yüksek fiyatlar çekiliyor bu kuşlara? Yani şimdi mesela çoluk çocuğun eline verdiğin zaman bu kuşlar abi bunlara buğday yediriyor. Anlatabiliyor muyum? Kuş ne yumurtluyor, ne bir şey yapıyor. O adama ben kuşu biraz veremem. Biraz sosyete yani sınıfına geliyor bu kuşlar, evet, değil mi? Evet, sosyete abi, kuş oldu bunlar kuşa yani. Kuşa biraz para verdiği zaman adam mesela 3000-5000 lira gibi para verdiği zaman kıymet istemez, biliyor. Kıymet biliyor, kuşa bakıyor. Aman diyor 3000 verdim ona diyor. Ben kendine ilaç almaz gider kuş. Aynen öyle. Ben bunun altından yavru düşürürüm, şöyle yaparım, böyle yaparım. Ama tabii çoluk çocuğun eline 305 liraya verdiğin zaman bir değeri kalmıyor yani. Ya şimdi bunlar da artık bir sektör oluştu. Hani tabii tabii abi. Bazen altının olur, bozduramazsın. Evet. Bunu gece 12'de bile internette koyuyor. Adam diyor bir arabasına koy gönder diyor. Evet, gece 12'de kuyumcu öyle bulamazsın açık. Tabii. Yok, bunu nakite çevirebiliyorsun. Öyle o pozisyonu da oluyor bu hayvan. Tabii yani. Bir de, bunun bir maddi değeri illaki var yani bu hayvan. Tabii ki de, tabii ki de. Bir de şöyle bir şey var abi. Şunu da açıklama getirmek isterim. Ben 5 senedir Arap'la uğraşıyorum. Arap vermedim hiç kimseye, satmadım. İstediler, vermedim. Çünkü görmek istedim. Kuş neyi veriyor, neyi vermiyor. Önce kendim çalışayım dedim. Önce kendimize çıkartalım dedim. İlk aldıklarımız vardı Akın abiden. Onları elimizde tuttuk. Sonradan aldıklarımız vardı. Onları tuttuk. Onlarla onları denedik. Bu şekilde bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Maşallah. Güzel de yapmışsınız. Elinize, emeğinize sağlayın. Kuşu çekeriz. Önce şu canavarı bir çekeyim ben. Bir de arkadaşlar şu canavarı da bir görün. Adamı yer adamı. Zor kurtardım az önce paçayı. 11 yaşında abi o. 11 yaşında ama maşallah var yani. 10 senedir bizde o. 10 senedir arkadaşımdır o benim. Aynen. 10 senelik dostluk var ha. Maşallah var. Buradan böyle kuş hırsızlarına da selam olsun. Gelin ayık burada buyurun. Yani. Ayık olsunlar ona göre. Arkadaş 11 yaşında ama dişler valla kopartır. Erdal kardeşimizin misafiriydik. Kendisine teşekkür ederiz. Bizi davet etti, misafir etti. Çok güzel Arap şevap güvercinleri yetiştirmiş. Onları sergiledi. Sağ olsun. Hasan Hüseyin de kardeşimizle yar beraber besliyorlar. Camiaya söylemek istediğin mikrofon bak sende. Evet, sağ olasın. Son abi, söz sende Erdal. Öncelikle sana teşekkür ediyoruz abi. Geldin Erdal buraya kadar, emek verdin. Yani Arap kuşunu bir yerlere getirelim. Ben onun peşindeyim hep. Sürekli onun peşindeyiz. Yeni başlayacak olan arkadaşlarımız tekrar görerek alsınlar, beğenerek alsınlar. Hani onun bunun sözüyle değil. Gezsinler yani. Tabii gezip yani baksınlar. Kendi gözüyle beğenip o şekil alsınlar. Şebap'ın beslemenin bir zorluğu var mı senin? Hani sence yani diğer kuşlara göre bir artısı eksisi var mı? Hani var. Var abi çünkü şebap biraz daha formda tutulması gerekiyor. Ekstra bakımlar
ekstra vitaminler, hani sürekli suların olsun, yemlerin olsun, sürekli yani yem bile kaliteli yem kullanılması lazım. Fiziği önemli, fiziği kilosu önemli olduğu için iyi bakılması iyi gerekiyor. Bakılması gerekiyor. Fazla da uçmaması lazım, tabii, kilo tutması lazım değil tabii mi? Tabii abi, vakit vermek gerekiyor. Yani vakit vermeden olmuyor. Paçasını, kanadını, kuyruğunu tabii, temiz olacak sürekli. Kırılması lazım. Tabii süt temiz olacak, bakımı yerinde olacak. Yani vaktinden verilmesi lazım. Vakit verilmeden olmuyor. Yani çok kuş böyle salmada sal böyle bak olacak değil, değil abi, bak az besleyip düzenli özenli beslenmesi tabii ki gerekiyor. Abi. Sırf onun için çifthane zaten. Çifthanede besliyoruz abi. Çünkü çıkan yavrularımız ezilmiyor. Evet. Kendi annesinin babasının yanında yeme düşene kadar duruyor. Sonra dişiyi dişiye, erkeği erkek bölümümüze ayırıyoruz. Tertemiz, sapasağlam büyüyor yavrularımız. Eyvallah. Hasan'ım senin söylemek istediğin bir şey var mı? Abi yine ben de söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ne zamandır bekliyorduk seni. İlle gel hani bizi de çek. teşekkür ederiz yani bizi de sıraya koyup öne değer verip geldiğin için. Allah razı olsun senden. Biz de Erdal kardeşimiz de işte yapıyoruz bu işi bakalım. Daha da ilerlere götüreceğiz inşallah. İnşallah. Camiada aynen Arap şababı bir i̇nşallah, tık daha inşallah abi. Amacımız o. Şimdi Erdal kardeşimizin gençlere bir hediyesi olacak. Tabii abi. Şu anda videosunu atayım ben onun. Tamam, beyaz olur. Bir güllü var. Hemen arkadaşlar zaten şu anda ekranda izlerler. Evet abi. Bir izlesinler şu güzelliği bir görsünler. Ön tepesini, endamını bir izlesinler şu kuşu. Aynen abi. Arkadaşlar kuşu izledi. Bu kuşu hediye edeceğiz arkadaşlar. Erdal kardeşimiz bunu dedi. Yeni başlayacak arkadaşlara. Ben dedi beslemiyorum beyazı. Aslında evet, beslemiş bir müddet ama. Besledim. Babası da babasını kaybettik. Evet. Tek dişisi kaldı. Kızı kaldı elimizde. Geçen hafta gelebilsem takımdı bunlar evet. Arkadaşlar. Takım hediye edecektik ama. Bir tanesini Erdal kaçırmış. Nasip. Nasip artık tek olarak vereceğiz. Evet. Bir hashtag yapalım. O zaman hashtagimiz ne olsun? Şebap Arap. Şebap Arap yapıyoruz arkadaşlar. Hashtag Şebap Arap başlığıyla bu videoya yollayacağınız mesajlar içerisinden kura usulü yapacağız. Çekilişimizi Erdal'ın bu güzel hediyesini sahiplendireceğiz. Sağ olsun teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah yeni başlayacak bir gençlere de iyi bir başlangıç olur. İnşallah. Kuş güzel tabii. Bir kuş çünkü. Evet abi. Kostüm taklacısı, süt beyaz, evet, basık evet tepe. Güzel severek, bir kuş. Severek, beğenerek aldım. Zamanında aldık, tuttuk elimizde. Şimdi araba yoğunlaştığımız için yoksa çok hoşumuza giden bir dişi. Evet, tek ırk beslemek her zaman iyidir. O daha yüzden kümeste 2-3 evet çeşit olduğu zaman sıkıntı oluyor. Videoyu tamamladık. Tamam çok abi. Çok teşekkür ederim Erdal'ım. Ben teşekkür ederim abi. Sen de sağ olasın Hasan'ım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.